Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve Ferrari'nin ikonikleşmiş efsanevi F50'sini modifiye edeceğiz bugün. Mümkün olduğunca dışına dokunmayacağım, dışına orijinal bırakacağım. Güzel bir canavar yaratacağız bunda. Bakalım yolda nasıl yol tutacak, nasıl gidecek, sesi nasıl olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Hadi başlayalım. Rengine tabii ki de kırmızı tuttum. Camları filmlemedim bile abi. Her yeri gözüksün bu aletin. Makineyi değiştirmiyorum tabii ki de. Burada abi Extra Racing V12 ve 6.0 V12 var. Buraya turboyu takıyoruz, çift turbomuzu. Bu araba yaklaşık 1000 beygir gücüne ulaşacak arkadaşlar. Hatta 1000 beygiri bir tık geçecek. Çok merak ediyorum gerçekten. Aman aman. Jantları da özel jantları olduğu için abi jantlara dokunmuyorum. Jantları bir inç büyüteceğim ama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1010 beygire çıkıyor. 866 Nm'de tork. Daha hafifleteceğiz. Aslında kafes taktığımızda güzel yol tutuyor ama kafesi de takmayacağım abi. Şimdi zaten göreceksiniz. Burada ekstra bir iyileştirme yok. Şuradan hafifletmemizi yapalım. Kafesi abi taktığımız zaman bakın hatır sayılır iyileşmeler var. Ama ben kafes istemiyorum abi bu arabada. Yarış tipi debriyaj, yarış tipi şanzıman, yarış tipi aktarma organları. Diferansiyelimizi de taktık ve tekerler. Buradan hemen yarı düz yarış lastiği bileşenine geçtim. Ön tarafı 255 yapıyorum arkadaşlar. Arka tarafı da 335'ten 345'e çıkartıyorum. Dediğim gibi jantlara dokunmuyorum ama jantları birer inç daha büyütüyorum. Şu offsetleri de verince daha da tatlı duracak. Basabiliyorsak biraz da basarız. Şurada aslında aerodinami olarak düşünmedim desem yalan olur. Son hızı düşürmüyor çünkü. Görüntüde en azından simülasyonunda. Ya ön taraftaki şu abi kırmızı çeki demiri benim hiç hoşuma gitmedi. Arka tarafta aslında bunu yapabilirdim ama bütünlüğü bozuyor abi. Ama ikisini birden yapınca gerçekten yol tutuşta güzel bir güncelleme yapıyor. Bu şekilde yola çıkalım. Eğer yol tutuşla ilgili çok sıkıntı yaşarsam denemek için sizle birlikte bu ikisini birden yapıp bir de öyle deneriz. Düzeni kur. 1350 kilodan 1241, 110 kilo düştük. 513'ten 1010 beygire iki katı gücü ulaştı abi. Hemen şuradan bir bakalım. Son dişliği zaten otobanda ayarlarız. Oo bak bayağı yüksekmiş. 13 birden. Yok artık. 4 santim iniyor. Abi felaket durur bu araba böyle. Çok merak ettim. Abi şu an işte bayağı leylek olan kısımlarını aşağı inerek doldurdu. Hiç de fena durmadı abi. Hava aydınlanıyor. O yüzden hiç problem değil. Zaten aydınlanacak arkadaşlar. Abi güzel ya. Yırtın bakalım. Ne oluyor lan? Oğlum herif kaç pingle girmiş? Ok gibi kalktı. Sağa sola batmadan. Acayip duruyor ya. Oo, son dişliyle bayağı uğraşacağız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey olabilir. O ön tampon ve arka spoiler'daki ekleri yaptığımda simülasyon kısmında son süratin değişmediğini gösteriyordu. Ama son dişliği ayarlamadığımız için araba zaten az önce gördüğünüz süratte takılıyor abi. Muhtemelen o son dişliği açtığımız zaman o son hızların ikisi de düşecek. O yüzden onu yapmadan devam edeceğim. Öyle tahmin ediyorum %90 öyle gerçekleşir. Azıcık şurada süreyim. Hava zaten güzelce aydınlanıyor. Otobana çıktığımızda illaki en azından otobandan dönüş kısmında bayağı aydınlanmış olur. Sakin şampiyon.
Of yanıyor. Aga yanıyor. Abi otobana gidiyorum. Şu arabayı bir ayarlayalım. Hatta daha da hızlanmadan. Yani tahmini olarak ben bunu 3.30'a bir çekeyim abi. Çünkü bayağı gideri var. Daha bile çekmemiz gerekebilir gibi hissediyorum. Yılan yılan. 3.30 tam mı oldu? Yok. Bir parça daha düşürmek gerekebilir. Bu araba daha gidiyor. Rampa aşağı inerken muhtemelen kesiciye de takılma ihtimalimiz çok yüksek. Yani bu 3.30'dan 3.20, 3.10, 3.15'e inebilir. İyi gidiyor ha. 410'a geldik. Arkadaşlar rampaya gelmeden önce 3.20 deneyeceğim. Tam böyle limitte olabilir çünkü. Oğlum çekilin her yerde. Dört yüz yirmi. Tam da limitte kaldı. 425'e kadar da keseceği falan takılacağını zannetmiyorum. Bence şu an tam tıkırında abi. Tam tıkırında. Viraja gireceğim. Yerler de biraz ıslak. Sanki alamam gibi geliyor ama. Deneyeceğiz. Bak saldı saldı saldı. Bu arada araba çıkmasaydı abi o şekilde yanı vere vere viraja alacaktık. Ama sağlıklı bir viraj sesi tabii ki de değil. Çok efsanevi bir araba. Ama benim favorim, daha önceden de birçok kez söylemiştim arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa da tekrar edeyim. Gerçekten tüm Ferrari ailesinde en bayıldığım araba F40. Bayılıyorum abi sesine, tipine. Çok özel, çok ikonik bir araba. Ya Yağmur bir git ya. Bu arabanın yeri gerçekten otoban. Örtüzü geçtik. Temiz sürat. Dört yüz on. Bu tarz süper spor arabaları ve bu şekilde bu efsanevi arabaları, egzotik arabaları daha çok yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yollarda gördüğümüz arabaları yapmayı ben de daha çok seviyorum ama onları yaparken bazen bu egzotik arabaları biraz geri planda bırakıyoruz açıkçası. O yüzden daha çok istiyorsanız bunlardan daha Lambos'undan, Bugatti'sinden de gideriz. Lan! Hayda! Kıramazdım arkadaşlar. Yerler de ıslak ya. Kesin patlardım. Ben geliyorum. Oğlum, heh, benim olduğum yere dönmeye gidecektim. Aha, dağıldık. Çok acayip bir şey ya. Alt devirlerdeki siz de muhteşem. Gündüz gözüyle otobandan bir kere daha gideceğim.
10.000 devir ha. Güzel. Yağmur da dindi. Bunun içinde oturduğunu, hatta onu da geçtim. Şu aleti sürdüğünüzü düşünsenize abi. Gaza basmaya kıyamam. Yakıtından değil yani. Yırtın aslanım, yırtın şuna bak, füze. Son dişliği tam ayarladık ya. ...421... Gireceğim bir daha viraja. Oğlum şu arabalar... olmayın orada. Çok merak ediyorum ya. Şu an yağmur da yok. Ayda, benim yüzümden oldu ama... çok zor arkadaşlar. Bir an arabaya güvenemedim öbür arabaya. Direksiyonu kırınca... bütün araba dinamiğini kaybetti. Ama kendini salıyor zaten, görüyorsunuz. Abi buradan da çok güzelmiş ya. İbreler çok güzel gözüküyor. Araba sallandıkça, titredikçe, yerle ilişiğini, tekerler biraz kaybettikçe şu devir göstergesi titriyor ya abi. Bayılıyorum o muhabbete ya. Müthiş gerçekçilik katıyor olaya. Güzel, güzel. Lan. Alev alev yanıyor. Alev alev yanıyor. Of, şu görüntüye bak ya. Güzel oldu. Abi köprüde hiç bitirmedik ha. Oğlum bu arabayla buraya çıkarsak normal şartlarda bu arabanın her yerini sürteriz. Bence. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok efsanevi bir araba. Çok ikonik bir araba. Ferrari F50'yi yaptık, 95 model. Bugün 1000 beygire ulaştırdık. Arkadan dişli bıraktık. Dışına ekstradan aerodinamisine de bir eklemeler yapmadık. Bence hiç fena değil. Güzel de gidiyor. Yani düz yolda 410-411. Rampa aşağı giderken de 421'i gördü. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.